Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Yine bir salı akşamı canlı yayında beraberiz. Bugün canlı yayını evden yapalım dedim. Hem birincisi yorgun oluyorum akşamları. Bunca eşyayı, ışıkları, ses sistemini, kamerayı, bilgisayarı aşağıya taşıyıp getirmek üşeniyorum. Bir de geçen canlı yayından veya son yayınladığım videolardan bu yana tersanede öyle üzerine konuşabileceğimiz büyük bir değişiklik de olmadı. O yüzden bu akşamki canlı yayını evden yapalım istedim. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi şu görüntüde, seste herhangi bir aksilik, aksaklık var mı onu bir konuşalım. Biliyorsunuz bir süredir bu sesle ilgili problem yaşıyorduk. Ama bu problemi zannedersem artık çözdük. Siz de onu bir teyit ederseniz, yani şu anki ses durumu, seviyesi olsun, netlik olsun, nasıl? İyi yayınlar demişsiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Herkes hoş geldi. Tamam, Buran Tuzlacı görüntü ses gayet güzel demiş. Her şey çok güzel demiş Oğuz Aydın. Sinan, senin mesajını da gördüm. Sen de hoş geldin. 5'te 5 demişsiniz. Ses görüntü çok güzel. Tamam, süper. Yani kolay yoldan bu ses problemini çözmüş olduk. Onu da şöyle çözdük. Şimdi biliyorsunuz benim dizüstü bilgisayarın ya jack girişi, mikrofon girişi ya da ona bağlı olan ses kartı arızalandı. Dolayısıyla onun üzerine fazla bir uğraş vermeden USB'den bağlanan şöyle bir cihaz aldım. En ucuzlarını almadım. 100-150 liradan başlıyorlar. Biraz orta seviye bir cihaz aldım. Reklam olmasın diye üzerindeki logosunu da sildim. Ama şu anki sesi bu cihaz üzerinden aktarıyorum. Dolayısıyla bir sorun kalmadı zannedersem. Ses seviyesini tam maksimumda açmadım. Mikrofon sesini eğer ihtiyaç duyarsanız söyleyin. Bir miktar daha açabilirim. Ses seviyesi eğer yetersiz geliyorsa. TRT spiker gibi demiş Cumhur Namoğlu. Süper. Evet, şimdi önce şu şeyi kaldırayım. Ses kartının şeyini. Şimdi geçen hafta Fahrettin'le bir canlı yayın yaptık. Daha doğrusu canlı yayın yapmadık. Canlı sohbet ettik aramızda da Fahrettin bu sohbeti kayıt altına almak istedi. Kayıt altına aldı. Ve bir kısmını da yayınlamış kanalında. Çok keyif alarak sohbet ettik. Siz de keyif alarak izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Seyretmeyen arkadaşlar varsa Korkunu Yen, Hayalini Yaşa YouTube kanalında Fahrettin'le yaptığımız sohbeti seyredebilirler. Biraz havadan sudan bahsettik. Biraz benim teknenin projesinden bahsettik. Güzel bir sohbetti. Şimdi teknede geldiğimiz durumu biliyor çoğunuz ama yeni aramıza katılan arkadaşlar için kısaca bir özet geçeyim isterseniz. Bu arada siz de canlı yayın boyunca soracağınız tekne üzerine olabilir. Denizcilik, yelkencilik üzerine olabilir. Bir dünya seyahati konusu olabilir. Okyanus aşırı seyirler olabilir. Varsa sorularınız, onları sorabilirsiniz. Şimdi teknede sargıları yapıyoruz. Teknenin şeklini veren, formunu veren bu kaplama tahtalarına sargı tahtaları diyoruz. En alt omurgayı değerleştirdik. Biliyorsunuz benim teknenin omurgası 3 ayrı katmandan oluşuyor. 3 ayrı parçanın birbirine birleşmesinden oluşuyor. En alt katmanı üzerine bir kanal açmıştık. Sargı tahtalarının uçları
sıfıra sıfır oraya yaslanmasın, o kanalın içine geçsin. Böylece birbirini kitleyen bir yapı oluşsun istedik. Ve oraya süreceğimiz işte epoksi ile beraber orada zaten sızdırmaz bir yapı oluşuyor. Şimdi bazı arkadaşlar şeye takılıyorlar bu noktada. Murat Baydar, kaptan grubuna hoş geldiniz. Onu da belirteyim. İşte neden epoksi kullanmıyorsun her yerde? Epoksi ağaçla tamam, çok güçlü bir yapıştırıcı ama arkadaşlar her yapıştırıcının mutlaka kullanılabileceği yer var, kullanılamayacağı yer var. Avantajları var, zayıf kaldığı yönler var. Tamam, epoksi pek çok yönden tekne imalatı için mükemmele yakın bir yapıştırıcı ama bazen de mesela bizim bu sargı tahtalarını birbirine geçirirken bağırsak dediğimiz bir sistem, denilen bir sistem kullanıyoruz. Bu sistemde de o bağırsağı koyduktan sonra iki tahtanın birbirine tam öpüşebilmesi için bağırsağın oturduğu kanalların yaklaşık 1 milim daha derin açılması gerekiyor. Yani tam sıfıra sıfır açacağım derken bağırsak kanalı oturduğunda tahtaların öpüşmeme durumu olabilir. Dolayısıyla aradaki o yarım milimlik, 1 milimlik boşlukların kalmasını istemiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Ya oraya epoksiyi böyle doldura doldura, yani sıkıştırdığımızda oralardan taşacak gibi olmasını şey yapacağız. Onun da başka zararları oluşacak. Ya da kuruduğunda hafifçe şişen, kaliteli, bu sektörde kabul görmüş, bilindik bir markanın fiber takviyeli bir deniz tutkalını kullanmak. İşte Würth denilen bir Alman markası deniz tutkalı. Burada tersanelerin en iyi deniz tutkalı olarak nitelendirdiği bir deniz tutkalı. Ha, dünyayı araştırsak Avustralya'nın bilmem ne kasabasında bilmem ne deniz tutkalı var. O bundan daha iyi diyeniniz çıkacaktır. Veya İtalya'nın bilmem ne kentindeki. Ama bu Türkiye'de buralarda bulabileceğimiz en kaliteli tutkal bu diyebilirim. Dolayısıyla da sadece sargı tahtalarının arasına biz bu tutkalı kullanıyoruz. Dediğim gibi hiçbir boşluk bırakmayacağı için. Onun haricinde teknede her yerde epoksi kullanıyoruz. Şimdi sargı tahtaları kaplanması zannedersem 2-3 gün içinde bitmiş olacak. Ondan sonra bu salma ara parçasının yerine montajı geliyor. O da nasıl olacak? Yine omurga, alt omurgaya yaptığımız gibi sargı tahtalarının girmesi için bu salma ara parçanın etrafına bir kanal açılıp sargı tahtaları onun içine girecek. Yani 2 santim, 2,5 santim derinliğinde bir kanal. Bu sayede sargı tahtalarının hiçbirinin ucu boşta kalmamış olacak. Mutlaka ya salma ara parçanın içine gömülmüş olacak ya da omurganın içine gömülmüş olacak. Bu sayede dediğim gibi birbirini kitleyen bir yapı oluşturmuş olacağız. Ondan sonra da işte papel dediğimiz çapraz sargıların ki ince 5 milimlik oküma su kontralarından olan iki kat kaplama da papel dediğimiz gelecek. Onların da şimdiden planlamasını yavaş yavaş yapıyoruz. Zaten malzemesi hazır, almıştık. Bu şekilde. Yani şu an salma ara parçası yapılacak. 3 gün sonra sargılar bittiğinde o yerine monte edilecek, daha doğrusu yapılacak demeyeyim. Yapılmıştı ve yerine kabaca alıştırmıştık. Ama onun montajı en az tam bir günümüzü alacak veya 2 günümüzü alacak. Ondan sonra
Bu omurganın en kıç taraftaki bitim noktasında, yani dinlence dediğimiz, denize yüzme platformu da diyebiliyoruz, denize girme çıkma platformu, o bölgenin ana yapısını destekleyecek kısmı üzerine biraz çalışacağız. Orada biraz işimiz var. O da 1-2 günümüzü alacak. Ondan sonra sargıları tekne ters. Sargıları biz en altta düz başlattık. Ama bizim güverte, küpeşte tam böyle düz değil. Kıçta bir miktar yükseliyor. Baş tarafta biraz daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla o eğimi de verecek şekilde en şu an tekne ters olduğu için en altta biraz daha ek parçalar yapacağız o sargı tahtalarına. O da belki 1-2 günümüzü alacak. Böyle ufak tefek eksikleri tamamladıktan sonra toplamda maksimum bir hafta sürecek. Ondan sonra papellere geçmiş olacağız. Papeller bir hafta 7-8 günümüzü alır. Birkaç gün eksik, birkaç gün fazla olabilir. Ondan sonra da elyafı çekeceğiz. Elyaftan sonra zaten macun ve boya safhası başlıyor. Dolayısıyla gövdenin dış kısmıyla ilgili yapısal olarak yapacak çok bir iş kalmıyor. Ondan sonra teknenin iç tarafına yoğunlaşacağız. İç tarafta da duvarlar şimdi bu şey bağırsak sisteminden dolayı hiçbir tahta böyle girintili çıkıntılı olmadı. Dolayısıyla bir de teknenin gövde bükümünü düşünürsek içteki alabandaların, tahtaların öpüşme yüzeyleri sanki yekpare ağaçmış gibi oluştu mükemmel bir şekilde. Belki oradaki tutkal epoksi kalıntılarını temizleyip çok ince bir zımpara geçip direkt içeriden epoksi uygulayacağız. Epoksi emdireceğiz birkaç kat ağaca. Ondan sonra da o epoksiyi açıkta bırakmayacağım. Beyaz epoksi astarı süreceğiz onun üzerine ki epoksini iyi korusun, epoksinin ömrü daha uzun olsun diye. Bu beyaz epoksi astarı bizim dolap kapağını açtığımızda karşımıza çıkacak duvarın son rengi olacak. Hem beyaz temiz temiz duracak hem de daha şık bir görüntü vermiş olacak tekne. Doğan, ha şey. Oğuz Aydın çok güzel bir ayrıntı yakalamış. Yaptığınız açıklamada benim teknemin diye bir cümle kullandın kaptan demiş. Bu cümle beni çok mutlu etti. Artık ortada benim bir teknem var diyebileceğiniz bir tekne var. Ne güzel bir duygu. Tebrik ediyorum siz demiş. Teşekkür ediyorum. Ya tekne formu çıktıkça yani sadece benim kafamda, benim hayallerimde olan tekne vücut buldukça inanın çok mutlu oluyorum. Böyle büyük bir gurur duyuyorum. Tarifsiz bir keyif bu. Yani bunca emek, bunca sıkıntılı günler, bunca alın teri, çalışma, maddi olarak bunca yorucu süreçler sonunda hayal ettiğimiz noktaya adım adım geliyor olmaktan keyif alıyorum. Bakalım. Avni Aksoy merhaba iyi yayınlar olsun Murat Bey demiş. Ne mikrofon kullanıyorsanız ses mükemmel demiş. Mozambik'ten selam ve sevgiler. Az önce gösterdiğim gibi USB'den bağladığım bir harici ses kartı aldım. Çok da uyduruk bir şey değil. Çok da maksimum kalitede de değil ama mikrofon Rode'un Video Mic Mini diye bir mikrofonu
O mikrofonla beraber gayet güzel bu ses işini çözmüş olduk gibi gözüküyor. Doğan Ufuk Cengiz, tekne formuna hayran kaldım. Son videoda gösterdiğiniz kıç kısmın suyun üzerinde sörf yapacak şekilde olması ve baş kısımdaki kıvrım ile suyu kesimi nasıl olacak canlandı gözümde. Elinize sağlık demiş. Evet, bu tekne ya şimdiye kadar Türkiye'de maalesef tekne imalatı, özellikle yelkenli tekneler konusunda, hadi motor yatlar konusunda belli bir tarz tutturuldu ama yelkenli tekne konusunda maalesef böyle oturmuş bir tarz yok. Yani birkaç deneme var benim gözümde. Başarılı denemeler de var ama bu bir süreç olarak kalıcı bir projeye, kalıcı bir modele maalesef şimdiye kadar evrilememişti. İşte Hüseyin Çoban'ın, bu bölgenin ustası olduğu için söylüyorum, benim için de efsane bir isimdir. Onun yapmış olduğu geçmişte bazı örnekler, tekneler hala gözümün önünde. Başarılı örneklere şahit olduk ama dediğim gibi kalıcı bir şey devamı gelmiyor maalesef. Belki de bu tekne, bu uğraşımız alttan alttan biliyorsunuz işte bu yönde iyi bir proje ortaya koyalım. Öyle çok yüksek maliyetler de çıkarmayalım insanlara. Yine makul, şu anki dünya piyasasında emsallerine göre makul diyebileceğimiz bir fiyata dünya çapında kabul görecek, kaliteli, güvenlikli, güvenilir, okyanus aşırı seyir yapma kapasitesi olan bir tekne imalat yolu açalım istedik. Dolayısıyla bu projenin, bu teknenin gerçekten güzel bir dizaynının olması önemliydi. Doğru bir dizaynının olması önemliydi. Şimdi onu görüyoruz. Bazen Enver'le böyle geçiyoruz karşısına. O bakıyor, bir dalıyor teknenin şekline, şemaline. Ben bazen böyle bakarken dalıp gidiyorum. Yani tam içimize sinerek güzel bir tekne çıkıyor ortaya. Bunu görmek de ayrıca bizi mutlu ediyor. Şimdi Doğan Ufuk Cengiz'in bahsettiği, kamerada tam görünmese de artık sizlerin de görebildiği form, gerçekte görseniz emin olun çok daha böyle güzel çıkıyor. Hayrettin Aktürk, papel dediğiniz ahşap mı, ağacın cinsi diye sormuş. Hayır, papeller çok ince, 5 milim kalınlığında Okuma su kontrası olacak Bahar firmasının. Şu an Türkiye'de bulabildiğimiz en kaliteli su kontraları bunlar. Zaten teknenin ana bölmelerinde de, alabandalarda da hep Okuma su kontrası, Bahar'ın su kontralarını kullanıyoruz. Papeller de 5 milim kalınlığında iki kat olarak bu kontrayı, su kontrasını kullanacağız. Su kontra planı kullanacağız. İçeridekiler daha kalın. Mertan Keşir, Murat Bey merhaba. 765 fiberglass tekne için konuşuyorum. İçten takma Yanmar 110 beygir mi tercih etmeliyiz, yoksa tekne için uygun olan minimum 200 beygir kıçtan takma mı tercih etmeliyiz? Ya bahsettiğiniz türdeki tekneler için her zaman için kıçtan takma motor daha avantajlıdır. Daha az bakım gerektirir, daha az problem çıkarır. Bakım maliyetleri nispeten düşüktür. Problem olduğunda da büyük bir bakım gerektirdiğinde, tamirat gerektirdiğinde, revizyona girmesi gerektiğinde motor sökülüp atölyeye gitmesi, gelmesi de çok daha kolay olur. O yüzden benim bildiğim kadarıyla, o dünyanın içinden biri olmasam da duyduğum kadarıyla, gördüğüm, bildiğim kadarıyla dıştan takma motorlar tercih ediliyor.
Mertan Keşir, yakıt, servis, dayanıklılık, sürat değerli fikirlerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim demiş. Şimdi yakıt olarak içten takma Yanmar 110 beygirin bariz avantajı var. Bir dıştan takma motora göre. Onun haricinde servis ve dayanıklılık ve sürat olarak 200 beygir kıştan takma motorunda bariz üstünlüğü olacaktır. Yakıt konusunda Yanmar iyi. Servis, dayanıklılık, sürat konusunda kıştan takma motor iyi. Volkan Basmacı, yelkenli teknelerde direkt boyları hesaplanırken hangi kıstasa göre belirleniyor? Eski teknelerde cıvadra direği bulunurken günümüz teknelerinde pek bulunmuyor. Bunun sebepleri nelerdir? Şimdi eskiden yelkenler bu şekilde, şu an günümüz teknolojisine uygun 3 boyutlu olması gerektiği formda ve kumaşta, yapıda üretilemediği için yelken trimini bu kadar hassas veya istenilen seviyede yapabilmek eskiden tek yelkenle çok mümkün olmuyordu. Bu yüzden farklı yelkenlerle o açığın farklı yelken kombinasyonlarıyla bu açığın kapatılması öngörülüp düşünülerek farklı birden fazla yelken kullanmaya gidiliyordu. Birden fazla direğe gidiliyordu. Ama günümüz teknolojisinde artık tek direkli yelkenler, yelkenli tekne gövdesi çok büyük dahi olsa, yani büyükten kastım 70, 80, 90 feet, 100 feet teknelerde bile artık bir ön yelken, bir ana yelken, tek direkli örnekler sıklıkla görüyoruz. Bu da tamamen tek bir yelkenle pek çok yelken kombinasyonuyla anca sağlayabildiğimiz trimleme özelliklerini tek bir yelkenle günümüz teknolojisinin katkısıyla ulaşabilmemizden kaynaklanıyor. Hep konuştuğumuz gibi mecbur kalmadıkça, ki eskiden teknoloji yetersiz olduğu için mecbur kalınıyordu, en basit sistem hep iyidir. Dolayısıyla 3 yelkenin yapacağı işi tek bir yelkenle yaptırabiliyorsanız ne güzel. En ideali odur zaten. Günümüz teknolojisinin sağladığı katkılarla o noktaya geldik. Şimdi nasıl hesaplanır direk boyu diye sormuşsunuz. Şimdi daha önceki konuşmalarımda da, daha önceki videolarda, canlı yayınlarda vesaire de bahsetmeye çalıştığım gibi direk boyu yelken alanı ile alakalı. Yani direk boyunu büyüttükçe yelken alanını da teorik olarak en azından büyütmüş oluyorsunuz. Ama bunu da rastgele plan üzerinden giderek vesaireyle yapılması taraftarı değilim ben. Ama şöyle bir şey düşünün. Eğer projeyi yapan kişi, projeyi hazırlayan kişi, designer veya proje mühendisi, eğer projeye dahil olmayacaksa, yani tekne yapım imalat sürecine dahil olmayacaksa, o zaman tüm ayrıntılarıyla projeyi tek adımda bitirip üretime teslim etmesi gerekiyor. Çünkü süreç içinde şekillendirebileceği bir proje olmuyor. O imalat aşamasında kendi bulunmadığı için. Dolayısıyla biraz varsayımsal, biraz tahmini, biraz ortalama değerlerin kullanıldığı bir proje çıkıyor ortaya. Yani bundan kastım ne? Şu ağaçlar kullanılacak projede. Bu ağacın metre küpünün ağırlığı şu kadardır deniyor. İşte ağacın yoğunluğu bu kadar deniyor. Onun üzerinden hesaplamalar yapıyor, buluyor. İşte omurga şu kalınlıkta olacak deniyor. Postalar varsa şu kalınlıkta olacak. Bunların ağırlıkları ve dağılımı kağıt üzerinde hesaplanmaya çalışıyor. Şimdi kağıt üzerinde varsayımsal bu tür genel verilerle hareket ederek oluşturacağınız
gövdenin ağırlık dağılımı gerçek imalattan çıkmış. Yalnız şeyden bile karıştırmayın. Fabrikasyon fiber teknelerden bile karıştırmayın. Şimdi el işçiliği ağaç teknenin asla biri diğeriyle aynı olmaz. Bir ağacı yeri geliyor, ucunu öpüştüremiyorsunuz. Orayı tesviye ediyorsunuz. Ağacın birebir birbiriyle öpüşmesi için. Her teknede o nokta aynı şekilde tesviye edilmiyor gibi örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla projedeki ağırlık dağılımı asla bitmiş teknede, bu tür projelerde tekrar altını çiziyorum, birebir tutmuyor. Kağıt üzerinde hesapladığınız gövde verilerine uygun bir yelken alanı planlayıp hazırladığınızda o tekneye bitmiş teknenin değerleri biraz farklı olduğu için tam birebir örtüşmüyor. Şimdi benim avantajım şu. Tüm projeyi baştan sona ben hazırladım ve bazı adımları süreç içinde karar vererek ilerleme şansım var. Çünkü projeyi hazırlayan proje üstünde gerekli değişiklikleri yapabilecek ve imalat sürecini devam ettiren benim. Bunun avantajını yaşıyorum. Dolayısıyla şu an benim yelkenlerin metrekare olarak tam detaylı ölçülerini isteseniz ben veremem. Vermem. Çünkü onu hesaplamadım henüz. Önce o yelkenle neyi götüreceğiz? Nasıl bir kütleyi hareket ettirmek istiyoruz? O kütlenin verileri kağıt üzerinde değil, gerçek hayatta netleşsin. Ondan sonra direk boyu ve yelken alanın küsuratları, tabii ki ana kabataslak bazı değerler söz konusu ama mesela direk boyu 20 santim de uzayabilir, 15 santim kısalabilir. Bir aralık var orada. Yelken alanı 3 metrekare büyüyebilir, 5 metrekare küçülebilir. Umarım bahsetmek istediğimi yeteri kadar açıklayabiliyorumdur. Bazı arkadaşlar da şey diye düşünüyorlar bunu, tabii farklı bir bakış açısıyla yorumlayınca, ya sen plansız, programsız mı, hesapsız mı gidiyorsun? Hayır. Aslında en ideali bu. Baştan her şeyi hesapladığını zannederek tüm imalat sürecini ona uydurmaya çalışarak ama asla gerçek hayatta uyduramayarak kendimizi kandırarak gideriz. Ya da çok iyi detaylı planlar, hesaplar çıkarmalı ve projeyi imalatını yapan kişinin de kişilerin ekibinde bu projedeki detaylı hesaplara milimetrik uyması sağlanmalı. Bilemiyorum. Biraz sorunuza uzun bir cevap verdim ama durum böyle yani. Murat Burdurluoğlu, övgü dolu güzel mesajınız için teşekkür ediyorum. Abidin Odabaş birkaç haftadır canlı yayınlara katılamıyordum. İyi yayınlar demiş. İzmir'den selamlar demiş. Güzel İzmir'e de sevgiler, selamlar. Vahap Akkaya, eski bir dufor aldım. Güverte bordo birleşim yerlerinden yağmurda su almakta. Güverte bordo birleşim yerlerinden yağmurda su almakta ve havalandırma kapağından da almakta ve sabit mika üst tarafından su almakta ne önerirsiniz? Ya hepsini anlarım da bu güverte ile bordo arasında birleşim yerinden yağmur suyu almakta dediniz. Allah, tekne gövdesi daha önce büyük bir kaza geçirmiş mi? Veya iskeleye dalgalı sert bir fırtınanın olduğu dönemde böyle Yunanistan'da falan taş iskelelere bağlı teknelerin o bahsettiğiniz yerlerden hasarlandığını sıklıkla görüyoruz.
Zaman zaman bu Hırvatistan'daki teknelerde de benzer durumlar yaşanıyor ve buraları işte macunla orada oluşan çatlaklara ayrılmaları macunla vesaireyle kapatıp üzerindeki metal parçaları değiştirip ezilen kırılan kısımları satıldığını duyuyoruz, görüyoruz. Acaba öyle daha önceden hasar almış mı yoksa durduk yere oralardan su alması pek mümkün değil gibi geliyor. Hele Dufor gibi bildiğimiz, güvendiğimiz bir markada bu pek söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Ne kadar eski de olsa tekne. Ya iyi bir survey yaptırın geçmişe yönelik. Yani geçmişte yapısal bir hasar olup olmadığını özellikle kontrol ederek o bölgelerde kalıcı bir çözüme o şekilde kavuşabilirsiniz. Baran Tuzlacı Murat Kaptan ilave fiberglas yerine papeller ile sargı yapmanızın nedeni nedir acaba? Şimdi papeller hem pek çok işe yarıyor, öyle tek bir işe yaramıyor. Birincisi sargı tahtaların üzerinde çapraz bağlı ekstra güçlü bir yapı oluşturuyor. Yani şöyle düşünün. Sargı tahtalarını tek yönde atıyorsunuz. Üzerine bir kat daha böyle atıyorsunuz çapraz. Onun üzerine bir kat daha böyle çapraz atıyorsunuz. Üç katmandaki dizilimde farklı yönlerde olduğu için bunlar birbirine de epoksi ile baskıyla birleştirildiğinde aralarında herhangi bir hava boşluğu kalmayacak şekilde son derece güçlü bir çekirdek oluşturuyorsunuz. Ve sızdırmaz bir yapı oluşturuyorsunuz. Yani tekne gövdesi bir darbe de alsa dıştaki o sizin fiber diye adlandırdığınız elyaf kısım hasar da görse orada bir kırılma çatlak da olsa iç ana yapı o gövde bütünlüğünü muhafaza etmeye devam edecektir. Bu birinci nedeni güç nedeniyle, vereceği ekstra güç nedeniyle. İkincisi sargı tahtalarını her ne kadar kaplama tahtalarını her ne kadar bu bağırsak sistemiyle de birbirine örtüştürseniz yani herhangi bir girinti çıkıntı olmayacak bir bütünlük de sağlasanız yine de ince su kontrplanın yaratacağı yüzey kadar muntazam bu son katı oluşturamıyorsunuz. O yüzden yani macunluk işin çok daha az olması nedeniyle tekne formunun pürüzsüz bir şekilde macun öncesi, elyaf öncesi diyelim oluşturulabilmesi için. Ha şey de diyebilirsiniz. Çok kalın katmanlar halinde elyaf kaplanarak o girintiler, çıkıntılar, aradaki boşluklar vesaire oluşturulabilir diye düşünürsünüz. Ama öyle düşünmeyin. Çapraz papel, bugün işte Enver'le sohbetimizde de bu konuyu konuştuk. En az 3-4 tane postanın üzerinden geçecek. Yani her 2-3 postanın üzerinden minimum geçen çapraz bir papel teknenin tam formunu vermiş olacak. Yani herhangi bir girinti çıkıntı oluşmayacak. Tahtaları bu şekilde dizdiğinizde ya da dik dizdiğinizde o teknenin istediğiniz formuna birebir uyduramazsınız. O yüzden mutlaka çapraz bağlar atmak gerekir. Bu da ikincisi. En önemli iki nokta bu. Ondan sonra bir de elyafı çok kalın atmak iyi bir şey değil bence. Ben tek kat atmayı düşünüyordum. Kalın tek kat elyaf. Ama kalın tek kat elyafta da elyafın birleşim yerleri bu sefer problem çıkaracaktı. Birleşim yerlerini birbirinin üstüne bindire bindire yaptığımızda da bu sefer yükseklik kalınlık farkından dolayı pot yapacaktı bazı yerlerde o birleşim bölgelerinde. Onu bertaraf etmek için ben iki kata döndüm.
iki kat elyaf, işte 450-450, 900'lük toplamda elyaf kaplanması bence fazla bile. Çünkü şöyle düşünün, tekne gövdesi iki kat kaplanmış olacak ama omurga 4 kat kaplanmış olacak. Şimdi şöyle düşünün, tekneye önden baktığınızı düşünün. Şöyle bir formu var ya teknenin, omurga en üstte. Şöyle benim alnımın hizasında olarak düşünün. Şimdi bu tarafın elyafını atarken omurganın diğer tarafından başlatarak bu tarafın elyafını atacağız. Bu tarafın elyafını atarken de yine omurganın diğer tarafından başlatarak elyaf atacağız. O yüzden birinci kat sonunda omurganın üstünde şu ellerim gibi iki kat elyaf oluşmuş olacak. Omurga iki kat, gövde tek kat olacak. Bunun üstüne bir kat daha geçtiğimizde omurganın üstünde, omurga bölgesinde 4 kat, tekne gövdesinde 2 kat elyaf oluşmuş olacak. Bu bir elyaf kaplama için en ideal sayılar, en ideal oranlar böyle bir proje için. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum ki böyle bir yol izliyorum. Sizin aklınıza yatar yatmaz bilemem. Ama elyaf katmanları ne kadar fazla olursa o kadar sağlam olacak diye bir yanılgı var maalesef genelde. Ne kadar katmanlar fazla olursa o elyaf katmanları arasında boşluk kalma, hava kabarcıkları oluşma veya bunların zamanla deliminasyonu, katmanların birbirinden ayrışması söz konusu olabilir. Çünkü takdir edersiniz ki bu işlem aslında bu elyaf kaplama işlemi vakum altında yapılması gerekiyor. Yani bizim gibi açık havada atmosfer basıncında bu elyaf kaplama işi biraz sıkıntılı bir iş. O yüzden bu sıkıntılı süreçte durumda vakumlu sistem uygulayamadığımız için fazla katman yapmak yarardan çok zarar getirebilir. Onu iyi hesaplamak gerekiyor. Metin Ak, salmadaki su damlası formu sanki teknenin su altı kesiminde de sağlanmış gibi geldi. Yanılıyor olabilirim. Düzeltin lütfen. Şimdi şöyle, aslında evet ama hayır, tam da öyle değil. Şimdi salmadaki o uzatılmış su damlası formunu artık net bir şekilde biliyorsunuz. Aynı şey dümen palası ve skek için de geçerli olacak. Yani şöyle düşünün, uzatılmış biraz daha ince yapıda, biraz daha uzatılmış su damlası formunda bir yapı düşünün. Aynı salmayı düşünün. Üçte birlik ön kısmından şöyle yuvarlatılmış bir şekilde boyuna dikine kesildiğini düşünün. Ön tarafı sabit, arka tarafı hareketli olacak. Alın size bizim teknenin dümen sistemi. Yani o dümen sistemi de uzatılmış skekle beraber bütünlük halinde su damlası formunda olacak. Bu da hidrofoil yapıyı, yani su direncini, bu yapının su altında kalan kısmın etrafından akacak olan suyun direncini azaltmaya ve böylece teknenin daha az kuvvetle daha kolay ilerleyebilmesini sağlamaya yönelik bir tasarım özelliği diyelim. Ama teknenin su altı kısmı tam benzer şekilde su damlası formunda olmuyor. Ama baş kısmın güverteye yakın kısmı şöyle V şeklinde olmasına rağmen su kesimine doğru geldikçe içeriye şöyle bir bombe yapması gerekiyor ki suyu yarsın ve su belli bir açıda teknenin baş kısmından ayrılırken gövdeyi fazla da su direnci oluşmadan terk etsin diye. Orada baş kısımda bir eğimli su kesiminde eğimli bir
yapı oluşturmuş olduk. Bakalım, bunlar hep böyle şimdiye kadar benim en azından denemediğim ama incelediğim, öğrendiğim, araştırdığım kadarıyla böyle olmasının büyük faydası olacağını düşündüğüm özellikler. Bakalım, yüzdüğünde göreceğiz bunların ne kadar doğru adımlar olduğunu, ne kadar başarılı sonuçlar vereceğini. Tekne yüzüp test ettiğimizde, yüzdürüp test ettiğimizde ortaya çıkacak. Kaptan Ömer Savaş ise neden Bodrum veya Bozburun değil de Bartın Kurcaş ile bu projede Tirandil formunda istifade ettiğin kısımlar oldu mu? Selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum sorunuz için öncelikle. Şimdi Bodrum'da olabilirdi, Bozburun'da olabilirdi veya İstanbul'da olabilirdi. Güzel ülkemin herhangi bir toprağı bu tekneyi yapabilmemiz için olabilirdi. Ama Kurcaş ile düşünmemin nedeni, bir, burada bir geleneksel olarak hep konuştuğumuz gibi Osmanlı'dan bu yana Osmanlı'ya donanmaya tekne yapmış, gemi yapmış bir bölgeden bahsediyoruz. Bir kasabadan bahsediyoruz. Ve süreç içinde, zaman içinde kendini geliştirememiş, çeşitli nedenlerle geliştirmemiş olması bir avantaj. Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Geleneksel bağlarından, özelliklerinden, o geleneksel tarihinden de kopmamış anlamında söylüyorum. Bir kasabadan bahsediyoruz. Yani ustaların içeride bir yerde o ateş hala biraz küllense de, korlansa da orada duruyor. İkincisi, burada bu tekne yapım imalat sektörü hala iyi kötü kör topal devam et diyor ve bütün herkes, tüm esnaflar, tüm buradaki hayat, tüm malzemeciler, işte yan sanayi vesaire bu bölgede hep bu işi destekleyecek yönde. Yani ben burada bir malzemeye ihtiyaç duyduğumda hiç aramıyorum, direkt gidiyorum. Bakkaldan yarım kilo peynir alır gibi istediğim malzemeyi alıyorum. İkincisi, mesela bu tekneyi alacağız, kamyona yükleyeceğiz, kamyonla limana indireceğiz. Bu zaman burada bize ne lazım? Büyükçe bir kamyon, teknenin gövdesini üzerine oturtabileceğimiz gibi ve bir vinç lazım. Şeyi düşünün, Türkiye'nin başka bir yerinde, hele İstanbul'da vesairede sadece bunun bir maliyetini düşünün veya vinç bulabilecek misiniz? Bu vinç operatörü kaç kez tekne kaldırıp indirmiş bir vinç operatörü olacak? Bu işi bilen birisi mi olacak? Veya kamyon bulabilir misiniz? Bulduğunuz kamyon şoförü bu işe ne kadar uygun, adapte? Çünkü bu özel bir iş. Öyle sıradan bir belli bir kütleyi alıp da kamyonun üstüne lap diye atabileceğiniz bir iş değil. Gibi her ayrıntıda buranın artılarını ben yaşıyorum. İkincisi, yaşamak için çok pahalı bir yer değil. Üçüncüsü, burada küçük bir yer olduğu için herkes birbirini tanıyor. Ha, bunun artıları var, tabii eksileri de var ama burada ben bir sürü arkadaş edindim. Bir sürü, belki de bundan sonraki hayatım boyunca irtibatta kalacağımız, iyi kötü böyle haberleşeceğimiz bir sürü arkadaşım oldu, dostum oldu. Yaşamak için de gayet güzel bir yer burası gibi bir sürü nedenle Kurcaş ile. Ve buraya bu tekne projesi tutarsa, yani bu tekne aklımızdan geçtiği şekilde hayata geçirebilirsek ve bunu yüzdürdüğümüzde de test ettiğimizde de evet, aynı planladığımız gibi bu çok güzel bir tekne oldu, bunu gönül rahatlığıyla bu projenin devamına kolları sıvayabilir buradaki ustalar diye düşündüğümüzde, Kurcaşile'nin işte o ihtiyaç duyduğu
günümüz koşullarına evrilmesi için belki de bir katkı sağlayacak bir proje. Bunların hepsini düşündüğümüzde sadece benim kazanmama yönelik, benim bir tekne sahibi olmama yönelik düşünmemek lazım. Herkesin kazancı, benden sonra da ya buraya bir kaptan gelmişti bak böyle bir proje bıraktı buraya. İşte burada da iyi kötü biz bunu devam ettiriyoruz. Adamdan Allah razı olsun bak bunca kişi de bundan bir gelir elde ediyor, fayda sağlıyorlar demeleri çok büyük önem taşıyor benim için. O yüzden kurucu şeyler. Doğan Ufuk Cengiz gayet iyi çıkmış Murat abi. Kış tarafı hiç görmemiştik. Sargılar ile çok iyi göründü. Anladığım kadarıyla havuzluk arkasında tekne suyun yüzünde olacak gibi bu forma ben de bayılıyorum. Evet, teknenin kıç kısmı yüzme platformuyla diyelim. Omurganın en uç noktası. Deniz seviyesi arasında bayağı bir mesafe olacak. Yani bir 40 santim belki 45 santim mesafe olacak. Hem bu manevra kabiliyetini arttırıyor teknenin. Hem de geniş hafazdan ve pupadan gelen dalgalarda daha teknenin böyle kıçının başının ayrı oynamasına engel oluyor. Tabii su altında kalan karınasının da yapısı önemli burada. Orada da bazı özel dizayn özelliklerine gittik. Gidiyoruz daha doğrusu. Bakalım gayet güzel olacak gibi gözüküyor. Doğan Acun Meriç. Selam, bütçede sapma oldu mu? Tahminleriniz içinde bitecek mi? Hayır, bütçede şimdilik bir sapma olmadı. 65 bin euro civarında bir bütçeye bu tekneyi yüzdürürüz diye ben planlamıştım. Ama bunun içinde tabii ki işçilik yok, benim çalışma maliyetim yok vesaire yok. İşte Enver'in katkıları vesaire yok. Sadece malzeme fiyatı, malzeme giderleri olarak bu bütçenin içindeyiz. Ama asıl burada ha bir de o 65 bin euroyu da ben 2-3 bin euro fazla hesaplamıştım. Hep dediğim gibi evdeki hesap çarşıya uymaz payı diyorum ben ona. Yani 60-62 bin euro civarına bitiririz diye düşünüyordum ama 65 limit koymuştuk. Burada bizi zorlayacak olan kısım muhtemelen öngörmekte zorlandığım kısım armayı donatma kısmı. Yoksa teknenin gövdesini, elektrik tesisatını, makineyi vesaireyi düşündüğümüzde öyle çok da öngörülemez bir şey yok aslında. Dolayısıyla bütçe içinde kalacağız ama arma konusunda çok böyle kafam karışık. Kafam karışıktan kastım şu. Bir tane makaraya 400 euro da verebilirim. Tabii o zaman bütçe alacak başına gidecek. Veya yelken konusunda biliyordur çoğunuz, biliyorsunuzdur. İşin ucu açık. Yani hep daha iyisi olan bir konu başlığı yelken ve arma. Dolayısıyla ne kadar iyi olması gerekiyor? Ne kadar bütçe harcayabileceğiz? Ayırabileceğiz? Ve bizim için yeterli olan seviye ne? O konuda biraz böyle bakacağız. Orada belki hesap biraz şaşacak olabilir. Orada şaşabilir hesap. Armayı donatırken işin asıl şeyi çıkacak ortaya. Şiro 31. İyi akşamlar Murat Bey. Adım Tayfun. Teknenizi ileride seri üretime geçirmeyi ve satmayı planlıyor musunuz? Bugünkü şartlarda satış fiyatı ne olurdu? Şimdi şöyle bir bakayım kaç kişi izliyor. Tamam, çok kalabalık değiliz. Biz bizeyiz yani.
Bunlar sadece fikir jimnastiği. Aklımızdan geçenler, kahve içerken Enver'le yaptığımız sohbetlerden alıntılar, öyle diyeyim. Ama hiçbiri plan safhasında değil. Onu o şekilde düşünün. Yani bunlara hayal, güzel hayaller, güzel temenniler gözüyle bakın lütfen. Herhangi bir plan yok henüz ortada. Ta ki bu tekne dediğim gibi yüzecek. Benim zorlu testlerimden girecek. O testlerden olur notu alınca bu güzel temenniler ve hayaller plana dönüşecek. Bunun bir altını çizeyim öncelikle. Ama az önce de bahsettiğim gibi ben bir tekne satış sürecine, tekne imal etme sürecine girmek istemiyorum. Dolayısıyla ben bu tekneyi yapıp eğer bunun devamı burada gelecekse o çarkların döndüğünü görene kadar biraz oyalanabilirim. İşte burada limanda teknede yaşarken armayı donatıyorum, test ediyorum, mest ediyorum muhabbetine. Bir 3-5 ay daha buralarda oyalanabilirim. İşte Enver devam ettirecek muhtemelen. Her şey umduğumuz gibi giderse. İşte onun çarklarını döndürmeye başladığını, teknenin istediğimiz standartlarda üretime devam edebileceğini, her şeyin yerli yerine oturduğunu gördükten sonra ben anca gönül rahatlığıyla gideceğim. Ve bu projeden devamı olursa ben herhangi bir maddi beklenti içinde değilim. Yeter ki az önce de dediğim gibi bir Allah razı olsun ya adamın biri bize böyle bir proje bırakmıştı fi tarihinde diye bundan 50 yıl sonra 100 yıl sonra anılmak bile güzel bir şey. Fiyat olarak da benim aklımdan geçen işin açığı Türkiye'de satış, Türkiye içine, Türk vatandaşlarına satış fiyatıyla Avrupa'ya ve Amerika'ya satış fiyatı aynı olmasını istiyorum. Hep tersini yaşadık şimdiye kadar. Bunda da böyle bir güzellik olsun. Mesela hayal bu ya. Öyle düşünün. Türk vatandaşlarına 99 bin euroya satılan bu tekne minimum donanımla ama okyanus aşırı seyre uygun donanımla diyelim. Fazla abartmadan. Yurt dışı satış fiyatı 139 bin euro olsun. Amerikalıya, Avrupalıya, İngiliz'e. Bunlar şimdilik dediğim gibi güzel hayaller, güzel temenniler. Bu şekilde düşünün. Ha tabii ki iş plan safhasına gelince biraz daha böyle reel hayatla, ticari bileşkelerle düşünmemizi, planlamamızı gerektiren aşamaya gelindiğinde tabii ki bu şimdi öyle farazi konuştuğumuz bu rakamlar revize olabilir. Biraz yukarı, biraz aşağı olabilir. Ama çok da bunlardan uzak bir rakamlar oluşmayacaktır. Ki bu tür bu gövde yapısında, bu özelliklerde, bu boyda okyanus aşırı seyir yapılıp bir çiftin içinde sürekli yaşayabileceği bir tekneyi de dünyanın hiçbir yerinde de sıfırını 100 bin euro civarına almanız pek mümkün değil diye düşünüyorum. Yani Türk denizciler iyi tekneyi uygun fiyatla almayı hak ediyorlar. Tüm uğraşımız, çabamız sadece üreticilerin açısından düşünmeyelim. Şimdilik o aşamadayız, o taraftayız ama bir de bu tekneleri potansiyel alıcı tarafından da düşündüğümüzde tamamen kazan kazan projesi olarak düşünebiliriz. Bütün bu konuştuğumuz tekrar tekrar altını çiziyorum. Güzel temenniler, güzel hayaller. Burada biz bizeyiz diye bunları konuşuyoruz. Yoksa fol yok, yumurta yok derler ya. Henüz denizde yüzen bir araç yok ortada. Ömercan Kopuz, selamlar kaptan. Tekne suya inince ilk nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Tekne suya inince mümkün olan en kısa sürede Cebel Tarık'tan Akdeniz'den çıkıp kuzeye yöneleceğim.
Kuzey Avrupa'ya, İngiltere taraflarına gideceğim. "12 Süper Bektaş" uzun süredir tartışılan bir dönemdir, bir süredir tartışılan bir konuya değinmiş. Tekne direği güvertede mi bitiyor, salmaya bağlı mı? Salmaya bağlı olması sağlamlığı arttırır mı? Yoksa gereksiz midir? Bunu öğrenmek isterim. Sevgiler." Sorunuz için teşekkür ediyorum öncelikle. Bu kafalarda tam netleşmeyen, çoğu arkadaşın biraz böyle çekinceli yaklaştığı bir konu. Ama bu tamamen aynı yelkenlerde az önce konuştuğumuz gibi teknolojinin malzeme üretimindeki yapısal teknolojinin, malzeme teknolojisinin ilerlemesiyle alakalı bir durum. Mesela eskiden bundan 30 yıl önce fiber teknelerin gövde kalınlığına bakın. Şu an yarı kalınlıkla aynı boy tekneler üretiliyor. Şimdiki tekneler daha mı az sağlam? Hayır, değil. Hatta gereğinden aşırı kalın olmasını gövdenin işte ağırlık gibi, işte ne bileyim ozmoza biraz daha yatkın olması gibi gereğinden kalın malzemenin bazı şeyleri oluyor. Dezavantajları da söz konusu. İşte günümüz teknolojisiyle artık her şey bilgisayarda simüle edilerek hesaplanabiliyor. Dolayısıyla direkt üzerine binecek yükler en ince ayrıntısına kadar büyük firmaların, büyük dizayn kuruluşlarının, mühendislerin hesaplamalarıyla biliniyor. Ve dizayn aşamasında da yapısal, o direği oturtacakları güvertenin yapısal özellikleri de en ince ayrıntısına kadar verileri biliniyor. Bilgisayar programına giriyorsunuz bu verileri, size bu direği bu güverte bu gövde taşır diyor. İç direğe gerek yok diyor. O zaman da gereksiz yere iç direk koymaya gerek yok. Bir yandan da başka bir bakış açısıyla şöyle düşünün. Mesela Beneteau bir tekne yapmış. Bunca çekinceli ön yargılar olan bir ortamda diyor ki ben güvertenin üzerine direği konduracağım. İç tarafta herhangi bir parça omurgaya kadar indirmeme gerek yok diyor. Bu çok radikal bir karar. Çünkü düşünün, o nedenle olmasa bile, çok alakasız bir nedenle bile olsa, yani kullanıcı hatası, işte çarmıh tellerinin ıstıralyanın ayarsızlığından veya bağlantı hatalarından dolayı bile o direk kırılsa, böyle ön yargıların olduğu bir ortamda herkes diyecek ki gördünüz mü, bak Beneteau böyle bir iş yaptı, direk kırıldı. Heh, diyecek. Yayında mıyız? Beni görüyor musunuz? Sesimi duyan var mı? Evet abi, hoş geldin. Yayındasınız. Tamam. Şener Güneyli, hoca gitti, ders yarım kaldı demiş. Hayır, hoca geri geldi. Ya kusura bakmayın. Şimdi az önce Kurcaşile'den konuşurken, şimdi Kurcaşile'nin içinde de oturmuyoruz. Bir köyünde oturuyorum. Bu tekneyi bir köyünde yapıyorum. Kışında burada maalesef sık sık elektrikler kesiliyor. Az önce de çat dedi, elektrikler gitti. Allah'tan hemen geldi. İsterseniz devam edelim sohbetimize kalan arkadaşlarla. Durun bakayım. Başka bir yerde bir şey açık değil herhalde. Tamam. Her şey yerli yerinde gözüküyor. Şimdi şey diyordum ha. Bu direk konusunu sohbetini ediyorduk. Elektrikte tam o sırada kesildi. Aslında biraz da şeyi söylemem lazımdı size. Hiç akıl da edemedim ya. Yani burada ara ara elektrikler kesiliyor bu kış döneminde. Yani haberiniz olsun, öyle aniden çat diye yayın gidebilir. Bilin ki elektrik kesildi, anlayın diye. Az önce de Sinan sağ olsun aradı. Büyük Yatış kanalında. Abi dedi, bir sorun mu var, ne oldu falan, iyi misin? İyiyiz iyiyiz dedim. Evet, direkt diyorduk.
Ha, güneş paneli lazım demiş Kaptan Ömer Savaşçı. Ya güneş paneli belki şey bile işimizi gör. UPS. Küçük bir UPS dizüstü bilgisayarla en azından size elektrikler kesildi demeye fırsatım olsun. Belki bir küçük UPS almamız gerekebilir. Heh, direkt diyordum. Şimdi Beneteau bu kadar teknolojik, bu kadar mühendislik işlerin içinde. Bilgisayarlar, teknoloji bu kadar işin içinde. Ve bu kadar da ön yargı olan bir dönemde %100 hatta %1000 emin olmadan iç direği kaldırmaz. Yani markasını riske atacak büyük radikal bir karar. Yani güvenebilirsiniz iç direği olmayan marka teknelerine, markalarını ispat etmiş firmaların teknelerine. Ama benim teknede benim böyle bir şansım yok. Yani gövde sağlamlığını hesaplayayım, bilgisayarlar, mühendisler, Ar-Ge birimleri falan böyle bir şeyimiz yok. İşte bütün gördüğünüz ekip bu. Ve benim maksadım da farklı. Şimdi Beneteau'yu veya bu bildiğimiz markaları konuşuyoruz. Bavaria'yı, Dufour'u. Bunların çoğunluğu büyük kısmı hele ülkemizden satın alanların %99,9'u işte Güney sahillerinde, Ege'de, Marmara'da kullanmak için alıyorlar ve bunların yarısı da gecekondu gibi kullanıyor tekneyi. Dolayısıyla maksat da farklı biraz. Benim teknede direkt kürdan gibi tek parça iç direk, dış direk, şu direk, bu direk diye ayrılmadan tek parça olarak omurgaya kadar oturtulacak. Omurgada yuvasının içine oturtulacak. Böyle bir yapı planlıyoruz. Çünkü bu tekne her şart altında, her durumda çok böyle ekstrem şartlarda söz konusu olsa bile çünkü okyanus aşırı seyirler işin içine girdiğinde biraz hayal gücünüzü geniş tutmanız lazım. Bu ekstrem maruz kalabileceğiniz şartlar konusunda emin olun o durumlar bile düşünüldüğünde valla içinde bir teknenin içinde olacaksanız ben şahsen bu teknenin içinde olmayı tercih ederim her zaman için. Öyle düşünelim. Abinin oda baş tekne iç tavan kaplamasının suni deri kaplama olacak demiştiniz. Neden bu malzeme? Özel bir nedeni var mı? Bir de yanmaya karşı kolay alev alır mı? Şimdi yanmaz özellikli kumaşlar olduğu gibi, süngerler olduğu gibi yanmaya dayanıklı sentetik deri görünümlü malzemelerde mevcut. Şimdi birincisi görsellik. İkincisi kolay temizlenme, kolay silinebilme ve altındaki süngerimsi yapıyla beraber bir ses izolasyonu, bir ısı izolasyonuna da ekstra yardım söz konusu olacak. Yani neresinden baksanız bu deri kaplı panellerle tavanı tamamen kaplamak benim için avantajlı, hoşuma gidecek bir yöntem, durum. Şimdi bir de şunu zaman zaman vurgulamamız yerinde olacak zannedersem, bu tekne tamam güvenli bir tekne olacak, sağlam bir tekne olacak. Yelken performansı tatminkar olacak. Bunlar güzel özellikler ama şunu da asla göz ardı etmemek lazım. Bu tekne içinde 24 saat haftanın 7 günü, ayın 30 günü, yılın 365 günü yaşanacak bir tekne olacak. Dolayısıyla iç dizaynda da aydınlatmadan duvar dekorasyonuna kadar, işte işlevsellikten rahatlığa kadar, ergonomiye kadar pek çok şey ön planda olacak. Yani bu tekne içinde yaşamak da hem konforlu hem rahat olacak. Bunun için de çok kafa patlatıyoruz.
Yani her noktası görsel olarak da biraz lüks olsun, güzel olsun, ergonomik olsun. Yani öyle bir mağaranın içinde yaşarmış psikolojisiyle günlerimizi geçirmeyelim bu teknenin içinde. Güle oynaya ya ne kadar da güzel bir tekne yapmışız diye kendimizle gurur duyarak bu teknenin içindeki kalan bundan sonraki yaşamımı geçireyim istiyorum. Dolayısıyla duvar renklerinden mobilyaların desenlerine kadar hem işlevsellik hem görsellik çok çok önemli. Tavandaki o deri kaplamaları da bu açıdan da değerlendirmek doğru olacaktır. Kulak temizleme çubuğu isimli arkadaşımız Murat Bey merhaba. Onca yıl uçak teknisyeni olarak çalıştıktan sonra kaptan olmaya nasıl karar verdiniz ve kısaca süreç nasıl gelişti? Bu aslında üzerine çok konuşulabilecek bir konu belki. Şöyle bir özetleyelim. Bir, ben üniversiteyi bitirdiğim dönemde, üniversitede okurken yazları, üniversiteyi bitirdikten sonra birkaç yıl hep Marmaris'te kaldım. Yani Marmaris sürecim o gençlik yıllarımda geniş bir yeri kaplıyordu. Ve Marmaris'te yaşadığım kaldığım dönemlerde hep tekneler, deniz, teknede çalışan arkadaşlarımın yanında bazen ziyaret. Kışın teknelerde çalışan arkadaşlar teknede tek kişi oluyor. Koca tekne göz kulak olsun diye patron işte kışın kullanmıyor teknesini. Marinalarda, sahillerde o arkadaşlarımıza çay kahve içmeye ziyaret ederek bu denizcilik tekne kanımıza işledi. O dönemlerde ben böyle nasıl diyeyim serbest dalış, tüpsüz dalış konusunda da biraz merak sarmıştım. Denizin altını üstünü yüzmeyi falan çok severim. Dolayısıyla bir şekilde kanımıza işledi. Ondan sonra tabii biraz da imkanlarla alakalı. Uçak teknisyeni olarak çalıştığım dönemlerde hep böyle iyi yerlerde oldum. Doğru ekiplerin içinde oldum. Tabii belli bir süreden sonra da orta kademe yönetici durumuna geliyorsunuz. Ve çok iyi paralar kazandım hep. İyi maaşlarla çalıştım. Dolayısıyla belli bir gelir gücüm olunca da bu merak sardığım bir yelkenli tekne satın almıştım. Daha önce eğitimlerini aldım, İngiltere'ye gittim, orada eğitimler aldım vesaire. Yelkenli tekne almaya karar verince de madem ben bu işi yapacağım, doğru bir şekilde öğrenmem lazım edasıyla. Hem öğrendim hem yelkenli tekne sahibi oldum ama hobi gibi devam ettiriyordum. Ama aldığım özellikle İngiltere'de aldığım eğitimler hobiyi biraz aştı. Biraz da ne bileyim madem bu işe girdik ve niye bu kadar üzerine gidiyorsun? İşte senin onda birin seviyedeki kurs çoğu insana yeterken sen niye bu kadar daha devam ettirmeye gayret ediyorsun dediklerinde de şey derdim o zamanlar. Ya bir cümlelik bir bilgi var. O bir cümlelik bilgi bir gün denizde benim hayatımı ya da başka birinin hayatını benim kurtarmama yardımcı olacak. Ama o bir cümlelik bilginin hangi bilgi olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla tüm bilgiyi öğrenmem lazım diye cevap verirdim ben. Çünkü denizcilik öyle bir şey ki gerçekten %99'unu bilirsiniz ama o %1'lik kısımdan bir gün gol yersiniz. O zamanlar onun farkına varmıştım ben. Dolayısıyla emekli olduktan sonra da bu sevdiğim işi, hobimi artık yaşam tarzı olmuş benim için. Dünyaya o açıdan baktığım denizciliği hayatımın merkezine oturtmaya karar verdim. Ha, havacılık şöyle bir şey. Mesela ben bundan 30 yıl önce, 35 yıl önce meslek hayatıma başladığımda 25'li yaşlarımda diyeyim. 23-25 gibi büyüklerim vardı, ustalarım, abilerim. Yani bu işin artık
top seviyesine gelmiş teknisyen abilerimiz, şeflerimiz, müdürlerimiz vardı. Onlar ben girdiğimde 30 yıl önce şey diyorlardı ya, birkaç yıl daha çalışıp ayrılacağım diyorlardı. Emekli olacağım artık, yeter. Yaş geldi 50'ye 60'a. Bu saatten sonra da fazla çalışmam diyorlardı. Ben işte 35 yıllık bununla abilerimle birlikte çalıştıktan sonra onların elini öpüp abi diyorum, bana müsaade, benim emekliliğim geldi, ben artık ayrılıyorum, mesleği bırakıyorum deyip ayrıldım. Ve o abiler benden sonra hala mesleklere devam ediyorlardı. O duruma da düşmek istemiyordum işin açığı. Yani ben bu meslekte doğdum, ölene kadar buradan benim tabutum çıkar gibilerinden bir psikoloji asla içinde olmadım. Dolayısıyla her şeyi tadında bırakmak lazım. Havacılığı da en verimli olduğum, nasıl diyeyim, mesleğimin zirvesinde diyebilirim kendimce. Bir noktada bıraktım isteyerek, iyi de etmişim. Durum böyle, özeti bu şekilde. Oktay Özdemir, Kaptan grubuna hoş geldiniz ve altına bir not düşmüş büyük harflerle. Kendi kendini yenilememiş üyeliğimiz sistem demiş. Bilemiyorum ki YouTube'da normalde eğer üyelik seviyelerinde herhangi bir değişiklik, bir ayrıntıda değişiklik yaparsam tüm üyeleri, ligleri iptal ediyor YouTube. Ondan sonra yeniden o yapılan değişikliklere göre isteyen tekrar üye oluyor, ama sizin durumunuzu bilemiyorum. YouTube'da oluşmuş bir hatadır muhtemelen. Ama tekrar üye olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Birol Ota, merhaba Murat Kaptan. Uzun kalın kablodan tasarruf ederek ve aynı anda her ikisini kullanmayacağınızı varsayarak baş altına koyacağınız derin deşarja uygun bir aküden ırgatı ve manevra pervanesini beslemeyi düşünmez miydiniz? Düşünürdüm ama birkaç ayrıntıda farklılaşıyoruz. Haklısınız. Çok kalın bir, özellikle baş pervanesi çok yüksek akım çekiyor. Yani 200 amperlerden bahsediyoruz. 200 amper çok yüksek bir akım, DC akım. Dolayısıyla baş parmağımdan kalın kablo çekmem gerekiyor. Besleme kablosu. Bu da metrelerce bu kabloyu çektiğimizde hem kabloda oluşacak kayıpları göz önüne almamız gerekiyor vesaire vesaire. Hem kabloda oluşacak direnci düşünmemiz lazım. Hep sıkıntı yani, neresinden baksanız. Dolayısıyla en azından şeyin baş pervanesinin aküsünü ayrı koyacağım. Ve baş pervanesine yakın bir yere. Yani yatağın ayak ucuna, baş kısma yakın. Zincirliğin hemen arkasına koyacağım. Dolayısıyla orada kısa bir kabloyla o işi halletmiş olacağız. Bir de baş pervanesinin aküsünü ayırmış olmanın bir taşta birkaç kuş vurma mantığını da konuşalım. Şimdi orada baş pervanesini ben normal şartlar altında kullanan bir insan değilim. Baş pervanesi aktif bir şekilde elimin altında olur. Çok ihtiyaç duyduğum ekstrem şartlarda, sıra dışı durumlarda onu kullanma ihtiyacı olduğunda kullanırım. Yani 100 manevramdan, marinaya giriş çıkışımdan ikisinde üçünde ancak kullanıyorumdur bir ortalamaya vurursak. Dolayısıyla orada sürekli dolu bir akü yedekte bekliyor olacak. Bu pek çok şey için, hele böyle okyanus aşırı uzun seyirler planlayan bir tekne için çok iyi bir avantaj. Ola ki akü bankanızda bir sorun olabilir. Bir akünüzün iç yapısında oluşmuş bir arıza diğer akülerin de hızla bozulmasına neden olabilir. Çünkü akü bankasını
bir bütün olarak düşün. İçerideki akülerden bir tanesi diğer aküleri bozma ihtimali de oluşabiliyor. Böyle bir durumda en azından ayrı bir büyük akünün, güçlü bir akünün, full dolu bir akünün, sağlam bir akünün elinizde olması size en azından kalıcı bir çözüme ulaştırana kadar sorunu enerjisiz bırakmayacaktır. Minimumda da olsa. Böyle bir artısı daha olacak. Ama bunun için deep cycle bir akü düşünmüyorum. Ne baş pervanesi için, ne motor start aküsü için, ne de servis akü bankam için. Bunlar şimdilik şu önümüzdeki 6 ay içinde büyük bir icat, yeni bir buluş, çığır açan bir devrim olmazsa aküler konusunda, bataryalar konusunda bildiğimiz kurşuna süt, kapalı tip, bakımsız akülerden kuracağım sistemi. Irgatın beslemesinde servis aküsünden direkt sağlayacağım. Çünkü ırgat öyle 200 amperlerde falan elektrik çekmiyor. Daha makul düzeyde elektrik çekiyor. Yani ırgatı beslemenin servis aküsünden bir sıkıntısı olmaz. Ama dediğim gibi baş pervanesine ayıracağım. Şimdi kurşun asit akülere de bazı arkadaşlar illa böyle yok diyor, olur mu diyor, teknede şudur budur. Ama tamam, daha iyi aküler var. AGM akü var. İşte jel akü var. Var oğlu var. Lityum aküler var. Ama her birinde bir adımlık, %5'lik, %10'luk iyileştirme için fiyat ikiye katlanıyor. Bir %5, %10 daha iyileştiren bir üst aküye geçeyim dediğinizde fiyatı bir daha ikiye katlıyorsunuz. Bir daha, bir daha, bir daha. İşin açığı o kadar bütçem yok. Olsa da verme. Ben şu an bütün büyük dünyaca ünlü teknoloji firmalarının Ar-Ge'lerini milyarlarca dolara harcayarak harıl harıl bu aküler üzerinde devrimsel nitelikte yeni bir gelişmeye zemin hazırladıklarını, arayışında olduklarını biliyorum. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde işte gerçekten bu doğru aküdür, buna geçmeye değer diyebileceğimiz bir akü bulacaklar. O zamana kadar ben kurşun asit aküleri kullanmaya mutlu mesut devam edeceğim. Şimdi hangi aküyü alırsanız alın, lityum da alsanız, jel akü de alsanız, AGM de alsanız, kurşun asit de alsanız bunlar sarf malzeme. Yani ben şimdi kurşun asit akü aldım, ömür boyu artık bir daha değiştiremezsin diye bir şey yok. Bu akünün 5 yıllık, 10 yıllık bilemedim bir ömrü var. Bu ömrü dolduğunda bu aküler yenilenecek. İşte o zaman o günün teknolojisiyle karar vereceğiz. Eğer ömrümüz vefa eder, o günleri görebilirsek, o zaman ha, kurşun asit aküler artık demode oldu, bak böyle alternatif çıktı ve fiyat olarak da makul, buna geçebiliriz diyeceğiz ve o zaman değiştireceğiz. Ama şimdi yola çıkışımız kurşun asit akülerle olacak. Dediğim gibi 6 ay içinde büyük bir haber almazsak bu konuda. Ahmet Enes T. Kaptan, ruhsatlı silahımızla uluslararası sularda seyahat etmemizde bir sakınca var mı? Demirdeyken bulunduğumuz ülkenin kanunları mı geçerli oluyor? Silaha el koyma gibi bir durum olur mu? Ya bu silah konusunu teknede tabanca, tüfek, makineli, yok makineli yuvası, yok uçak savar, havan topu bilmem ne, bunları ben işin açığı konuşmak istemiyorum. Şimdi mesleğinizi bilmiyorum ama böyle silaha meraklı olup da kendini vuran çok kişi biliyorum, duydum. Sevdiklerini vuran çok kişi duydum. Yani silahla böyle dizilerdeki, gördüğümüz filmlerdeki gibi olmuyor bu işler. Dediğim gibi sizin özelinizde, sizin şahsınıza bir şey demiyorum. Mesleğinizi, silahlı olan yakınlığınızı bilmediğim için. Ama amatörlerin elinde silahlar çok tehlikeli. Yani tehlikeliden kasıt can alıyor. Yani bunun üzerine daha ne konuşabiliriz ki? Yani silaha el koyacaklarmış, silah
hangi kanun geçerliymiş falan, bunlar silahı bulunduracak kişinin kendi araması gereken ve resmi makamlarla görüşerek edinmesi gereken bilgiler. Ahmet amca bana silaha el koymazlar demişti. Ama gittim, silahıma el koydular veya başıma şu işler geldi demeyin sonra. Yani silahlar üzerine konuşmak istemiyorum. İşin açığı. Yani sizin şahsınızda, özelinizde söylemiyorum bunları. Genel bakış açım bu yönde. Silah her zaman bulundurana problem çıkarır. Oktay Özdemir, bence motor aküsü ile elektrik, dolap vesaire aküleri ayrı olması, her zaman ayrı olması düşünceliyim. Evet, öyle olacak zaten. Şimdi 3 akü grubumuz diyelim olacak. Bir tane tek bir aküden oluşan baş pervanesi akümüz. O nispeten büyük olacak. 150 amperlik civarında bir akü olacak. İşte 4 tane 150 amperden oluşan yaklaşık 600 amper saatlik bir servis akü bankamız olacak. Bu servis akü bankamızdan ırgat, navigasyon ışıkları, buzdolabımız, kabin içi aydınlatmalar, işte telefon şarjlarımız, elektronikler, telsiz, her şey oradan beslenecek. Bir tane de 70-80 amper civarında bir kurşun asit yine tek bir aküden oluşan motor start aküsü, marş aküsü olacak. Bu üçü de birbirinden ayrı sistemler olacak. Yani birinin bitmesi siz istemediğiniz sürece diğerini de bitmesi anlamına gelmeyecek. Veya birinde oluşan arıza diğerlerine nüksetmeyecek. Ama şarj ederken sistemi, mesela dışarıdan sahil beslemesi aldığımızda hem servis akümüzü hem diğer aküleri şarj etmiş olacağız tek bir bağlantıyla. Motor çalışırken yine 3 farklı grup şarj olacak. Güneş panelleri yine 3 farklı grubu şarj edecek gibi. Bunu da akıllı röleler vasıtasıyla yapacağız. Onun detaylarına, o kısımlara geldiğimizde ineriz, konuşuruz. Bence lityum akü tercih edebilirsiniz. Gerçi lityum aküler pahalı olduğunu biliyorum. Evet, yani bunlar kişisel tercihler. Yani siz bir tekneniz olursa, varsa onda lityum akü alırsınız. Ben kurşun asit kullanacağım derim. Başka bir arkadaş yok, ben jel aküden şaşmam der. Herkes bilgisi dahilinde, bütçesi dahilinde bir yola girecektir. Ben sadece kendi izleyeceğim yolu kendimce nedenleriyle açıklamaya çalışıyorum. Belki benzer durumdaki arkadaşlara bir ikinci alternatif, bir fikir verir. Kafalarında bir lambanın yanmasına faydası olur ümidiyle. Berkan Dinçer de lityum akülerden bahsetmiş. Mesela Oktay Özdemir lityum aküyü elektrik buzdolabı gibi şeylerde daha avantajlı ve uygun olduğunu duydum demiş. Dediğim gibi duyumlarınıza göre, bilginize göre herkes kendi seçimini yapacaktır. Benim kararım net. Ben akü görmüş adamım. O kadar da şey yapmayın. Bu adama yani. Ali Alparslan Tuncer, düzenli bakımları yapıldığında teknenizin ömrü fiber yelkenli bir tekneye göre kaç yıl olur? Benim planım hep bu tekneyi kurgularken, planlarken, malzeme seçerken, dizaynı üzerine çalışırken,
Planım, hayalim bu teknenin 100 yılı aşkın bir süre denizde kalması üzerine. Bu da bu tür projeler doğru uygulandığında öyle çok abartılı rakamlar gibi gelmesin size. Yani ben çok biliyorum böyle İngiltere'de yapılmış yani iyi ustaların doğru malzemeyle elinden çıkmış teknelerin 70-80 yaşında bir revizyondan bir elden geçirilip bir bu kadar daha denizde kalır bu tekne dendiğine çok şahit oldum. Yani 100 yıl böyle projeler için denizde kalma açısından çok uzun süreler değil. Ha şey de diyebilirsiniz bencilce düşünüp doğrudur yanlıştır. Ya ben 100 yıl yaşayacak mıyım arkadaş? Benim şurada kalmış 10 yıl 20 yıl bilemedin bir ömrüm. Ondan sonrasında ne olursa olsun bana ne de diyebilirsiniz veya işte benden bu dünyaya bir hatıra kalır da diyebilirsiniz. Tamamen bakış açısı. Ama bu tekne benim öngörüm 100 yılı rahat devirecek. O dönemdeki sahipleri kimler kullanıyorsa belki dediğim gibi güzel bir elden geçirerek bir refitle bir ikinci yüzyılına da göz kırpabilir. Neden olmasın? Şimdi Kaptan Ömer Savaş ise Murat Kaptan yukarıdaki iki sorun kesintiye uğradı sanırım. Birincisi Tirhandil formunda hiç istifade ettiniz mi? İkincisi postaları omurgaya bağlayan döşek desteklerini kullanmayı düşündünüz mü? Evet kusura bakmayın tam bu elektrik kesintisi olduğu ana denk geldi. Şimdi Tirhandil daha önce de bir iki konuştuğumuz gibi bu isim